son günlerine doğru bir de kamp yapalım istedik. Ankara'dan çıktık şimdi. Gidiyoruz Beypazarı tarafına doğru gidiyoruz. Beypazarı'ndan Karaçar köyüne doğru geçeceğiz. Orada güzel bir yer var. Orada güzel bir kamp yapmayı planlıyoruz. Arabamızda ufak tefek aksaklıklar oldu. Biraz zaman kaybettik. Ama hiçbir şey bizi yolumuzdan geri döndüremedi yani. Sakin sakin ilerliyoruz. Size güzel bir kamp videosu çekeceğim. Bir gecelik bir kamp olacak ama sıcaklardan da çok bunaldık. Serin bir kamp günümüze iyi gelecek. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Beypazarı'na geldik. Burada bir yakıt ikmali yapacağız Shell'den. Sonrasında tırmanmaya başlayacağız yukarıya doğru. Tırmandıkça hava sıcaklığı da düşecektir. Şu an ne kadar gösteriyor sıcaklığımız? 29. Şu an hava sıcaklığımız 29 derece gösteriyor. Tahminim geceleri 8 derece civarında. Şu sıcak günlerde özledik böyle serin serin yatmayı. Devam edelim. Yakıtımızı aldık. Gidiyoruz. Bakın burada çok güzel yol manzaraları var. Rüzgardan sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama burası İnözü Vadisi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi hafta sonu hem de bayramdan dolayı kalabalık. Ama tabii ki biz uzaklaşıyoruz kalabalıktan. Yayla yoluna giriş yapmış bulunmaktayız. Ortalama bir yarım saat sürer gideceğimiz yere varmamız. Artık buralar köyün çıkışı. Bundan sonra daha sık çam ağaçlarıyla karşılaşacağız. Thank you.
köyün ilk yaylası. Kamp yerimize geldik. Burası benim yıllar önce de araç üstü çadırla çok fazla kamp yaptığım yerlerden birisi. Yerimiz burası. Buradaki ateş yerimiz. Ekstradan başka bir yere kirletmiyoruz. Şöyle çevreyi göstereyim size. Harika, keyifli bir yer. Evet arkadaşlar, yerimize geldik. Kurulumumuzu yapacağız. Tabii ki de şimdi biz aracın bagajını iptal ettiğimiz için bütün eşyalarımızı buraya böyle yığıyor gibi oluyoruz. Şimdi bunların hepsini çıkartacağız. Masamızı kuracağız, sandalyelerimizi kuracağız. Gördüğünüz gibi bu 1-2 gün, 3 günlük kamplar için çok ideal. Stanley'imizi ön koltuğa yerleştireceğiz. Yatağımızı hazırlayacağız. Kamp setup'ımızı hazırlayacağız. Tenti açacaktık fakat oturacağımız yer gayet gölgelik. O yüzden ihtiyaç duymadım. Ardından akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağız. Evet, akşam için serin olacak.
O yüzden biraz odun kesmemiz lazım. Şimdi etrafta gördüğümüz, kuru gördüğümüz odunları toplayacağız. Yemek zamanı yaklaşıyor. Mezelerimizi hazırlayacağız. Burada da böyle çok güzel bir çantamız var. İçerisinde her türlü bardağı, bıçağı, çatalı, kaşığı, bunu çıkartalım. Kendi tabakları, böyle ısı için korumalı gözlük. Kendi peçeteleri, kendi tuzlukları, her şey olan çok güzel bir çanta. Şimdi mezelerimizi hazırlayacağız. Onun için şurada bak. Şimdi meze demişken meze ne yaparız? Burada bir adet barbunyamız var. Mısırımız var. Olmazsa olmaz kampların vazgeçilmesi ton balığımız var. Karabiber fümemiz var. Peynirimiz var. Bitmedi tabii ki. Daha domatesimiz var. Biberimiz var. Bunlarla beraber güzel bir menü hazırlayacağız. Evet, akşam için mezelerimizi hazırladık. Birazdan da yemek için hazırlığa başlayacağız. Size şöyle çevreyi göstereyim tekrardan. Hani köprü altılar ile sabahı, çarşı pazar. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlığına başladık. Bir yandan da toparlandık. Kahvaltımız bittikten sonra çıkacağız. Thank you.
bir yumurta daha gider buraya. Kahvaltımızı hazırladık. İdeal bir kamp kahvaltısı. Toparlandık. Artık gitme zamanı. Güzel bir kamptı. Harika bir gece geçirdik. Güzelce kahvaltımızı da yaptık. Şimdi bu güzel yeri terk ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.